On July 14th, 2019, I woke up, picked up my phone, and noticed that my group chat was buzzing about something. Çocuğunuzun ölümüyle birlikte hayal edilemeyecek ve tarif edilemez bir acı gelir. Zamanın düzeltemeyeceği, hatta daha da kötü bir hale getireceği bir acı. Kim Devins, Bianca'nın annesi. Tarih 13 Temmuz 2019'du. Bir cumartesi günüydü. 17 yaşındaki Bianca Devins iki arkadaşıyla New York'taki bir konsere gitti. Bir sonraki sabahın erken saatlerinde polisler Bianca'nın New York kentindeki aile evini aradı. Onlara Bianca'nın nerede olduğunu sordular ve biraz sonra eve geldiler. Bianca'nın kendisinden küçük olan iki kardeşi vardı, Olivia ve Maddie. Ekipler eve geldiğinde polislere kapıyı onlar açtı. Olivia'ya Bianca'nın nerede olduğunu sorduklarında Olivia bilmediğini söyledi. Bianca'nın annesi olan Kim o esnada evdeydi. Ekiplere Bianca'nın konsere gittiğini ama dönmediğini söyledi. Yetkililer Bianca'nın başına bir şey gelmiş olabileceğinden korktuklarından dolayı oraya geldiklerini anlattılar. Annesi Bianca'nın nerede olduğunu bilmediğinden adeta çılgına döndü. Anneden Bianca'yı aramasını istediler. Anne onu aradı ama araması doğrudan sesli mesaja yönlendiriliyordu. Bir polis Kim'e saatler önce Bianca evden ayrıldığında onun ruhsal durumunun nasıl olduğunu sordu. Annesi kızının heyecanlı olduğunu, ilk kez gerçek bir konsere gideceğinden sabırsızlandığını anlattı. Liseden yalnızca 2 hafta önce mezun oldu. Bu yüzden kutlama yapıyordu. Üniversiteye başlamadan önce biraz zamanın tadını çıkartıyordu. Psikoloji okumak için kaydolmuştu. Bianca, konserin ardından akşam 10 civarında annesine eve gideceğini bildiren bir mesaj gönderdi. Bu da ondan son kez haber alındığı zamandı. Bir polis, sosyal yardım kontrolünü gerçekleştirmek için Bianca'nın evini aramıştı. Çünkü aynı anlarda saat 40 civarında internette yayınlanmış olan ağır yaralı veya ölü bir kadına ait bazı görüntüler vardı. Bu görüntülerle ilgili olarak 911'e birden fazla çağrı geldi. Polisler onun Bianca olduğuna inanıyorlardı. Görüntünün çevrim içi bir platform olan Discord'da yayınlanmış sahte bir görüntü mü yoksa gerçek bir görüntü mü olduğunu belirlemek istiyorlardı. Daha da önemlisi Bianca'yı bir an önce bulmaları gerektiğini biliyorlardı. Polisler olayı araştırıyorken 21 yaşındaki Brandon Andrew Clark 911 aradı. Brandon bir önceki gece konserde Bianca ile beraberdi. Sevk görevlisi ona acil durumun ne olduğunu sordu. Brandon da önce adını söyledi. Benim adım Brandon. Kurbansa Bianca Michelle Devins. Kendimi öldüreceğim. Brandon bunları söylüyordu. Yetkililer anne Kim'e Brandon'ın 911 aradığını, kızı Bianca'ya zarar vermiş olabileceğini söylediğini anlattığında anne bu durumu saçma buluyordu. Ama yine de buna ihtimal vermiyordu. Çünkü Brandon'ı tanıyordu ve her şey saçma geliyordu. Brandon'ı birden fazla kez görmüştü. Brandon bir Uber sürücüsüydü. Her zaman kibardı. Kızı Bianca ile herhangi bir yere gittiğinde endişelenmiyordu. Bianca ve Brandon Mayıs 2019'da Instagram sayesinde tanışmışlardı. Kısa bir zaman sevgili oldular. İlişkileri uzun sürmese de arkadaş olarak kalmışlardı. Brandon sık sık Bianca'nın evini arardı. Annesi Kim, Bianca'nın o gece Brandon'la konsere gideceğini biliyordu. O yüzden de rahatlamıştı. Kızının güvende olacağını düşünüyordu. Brandon polislere Bianca'yı nerede bulabileceklerini söyledi. Şu mesajı attı, Bianca'nın daha fazla fotoğrafını internette yayınladı. Özür dilerim Bianca. Polis hemen onu buldu. Bianca'nın evinin yakınlarındaydı. Yaklaşık 10 dakikalık uzaklıktaydı. Bir çıkmaz yolun sonundaydı. Bir ekip önce arabasının park edildiğini ardından da Brandon'ı gördü. Bir bıçakla silahlanmış vaziyetteydi. Polisin huzurunda bıçakla kendini boynundan kesti. Yaralarını internette göstermek için şu sözlerle selfie yayınladı. Küllerden küllere.
Bir polis bıçağı Brandon'dan almayı başardı ve yaraları ağır olduğundan onu hastaneye kaldırdı. İşte tam da bu anlarda Bianca'nın bedeni bulundu. Bu korkunç haber annesi Kim'e iletilmeden önce Bianca'nın küçük kardeşi olan Olivia ablasının ölü bedenini internette görmüştü. Olayın bazı detayları internette yayınlanmıştı. It's like 6 in the morning and I'm currently editing this, but I just wanted to let you know that I'm so funny. Bianca'nın ölü bedenin resmi, onun ölümü resmi olarak ailesine bildirilmeden önce zaten biliniyordu. Brandon hastanedeydi ve hayattaydı. Daha sonra tutuklandı ve cinayetle suçlandı. Bianca'nın bedenin bulunmasına yol açan olaylara karşın Brandon masum olduğunu iddia edeceğini söyledi. Savunması aşırı duygusal rahatsızlık savunmasıydı. Ekipler Bianca'nın 13 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra ona ne olduğunu tespit etmek zorundaydı. Brandon'la birlikte New York'taki konsere gittiğini biliyorlardı. Konserde Alex adındaki başka bir arkadaşıyla bir araya gelmişlerdi. Bianca ve Alex konserde öpüştüler. Bianca konserden sonra Alex'e bir mesaj gönderdi, Brandon'ın onları öpüşürken görmesinin endişe verici olduğunu söyledi. Konserin ardından Brandon'la aynı arabada evine Utica'ya geri dönüyordu. Ama Brandon, Bianca'nın evi yerine çıkmaz bir sokağa gitti. Yetkililer, Bianca'nın ölümünün anlık bir hareket değil, önceden planlanmış olan bir saldırı sonucu olduğunu inanıyorlardı. Brandon'ın Bianca'ya takıntılı olduğunu öğrenmişlerdi. Kızın çevrim içi bir varlığı vardı. Sosyal medyada çok fazla zaman harcıyordu. Anne Kim polislere şu soruyu sordu. Brandon kızımı Alex'i öptüğünü gördükten sonra bir öfkeyle mi bıçakladı yoksa o gece yaşananlardan bağımsız olarak onu öldürmeyi mi planladı? Ekipler Alex'le bir araya geldi. Alex onlara Brandon'ın kendisini konserde istemediğini söyledi. Alex, Brandon ve Bianca ile Utica'ya gitmedi. Resmi soruşturma, Brandon'ın Utica'ya geri dönüyorken sosyal medyada bir yolun karanlık görüntüsünü şu sözlerle paylaştığını ortaya çıkardı. İşte cehennem geliyor. Bu bir kurtuluş, değil mi? Ekipler, Bianca'nın cinayetinin videosunu buldular. Brandon telefonunu arabasının ön paneline yerleştirmiş ve saldırıyı kayıt altına almıştı. Görüntülerde Bianca'nın Brandon'ın arabasının arkasında uyuduğu görülüyordu. Arabanın arkasından bir bıçak alıp arabanın sağ tarafına koydu. Yine görüntülerde Brandon'ın Bianca'yı uyandırdığı görülüyordu. Ona Alex'te olan öpücüğünü sordu. Kız ona üzgün olduğunu anlattı ancak tek eşli olmadığını ona söylüyordu. Brandon ona vurdu. Bianca da eğer onu eve götürmeyecekse arabadan ineceğini söyledi. Bu anlarda Bianca, Brandon'ın koltuğunun yanına yerleştirdiği bıçağı bilmiyordu. Çocuk bıçağı aldı ve de onu öldüresiye bıçakladı. Brandon daha sonra telefonun kamerasına baktı ve bağırdı. Bianca, bana bunu neden yaptırdın? Daha sonra telefonunu kullanarak Bianca'nın bedeninin bazı resimlerini çekti. Bunları sosyal medyada yayınladı. Bianca'nın kendisiyle kararlı bir ilişki yaşamamasından öfkeliydi. Savunmaya göre bu da onun anlık bir hareketle hareket ettiğini gösteriyordu. Onu öldürmeyi planlamadı. Daha ayrıntılı araştırmalar durumun böyle olmadığını ortaya çıkardı. Brandon konsere hazırlıklı olarak gitti. Arabasında bıçak, ustura ve başka keskin aletler vardı. Polis onun kontrol listesi olarak adlandırdığı şeyi kendi telefonunda buldu. Cinayet günü yapmayı planladıklarını oraya yazdı. Listede Instagram hesabına tarihin eklenmesi de yer alıyordu. Ayrıca dövüş kulübünden Instagram hesabına bir alıntı yayınlamayı da planladı. Bu senin hayatın ve her dakika sona eriyor. Onun her şeyi planladığına dair şüpheler vardı. Bu da şüphelerin doğru olduğuna ve Bianca'yı öldürmeyi planladığını gösteriyordu. Olayın Bianca'nın Alex'le öpüşmesinden kaynaklanmadığını düşünüyorlardı. Arama geçmişi Bianca'nın adının defalarca arandığını, sık sık sosyal medya platformlarına bakıldığını, bunu yaparken onun birden fazla fotoğrafını kaydetmeyi seçtiğini gösterdi. Brandon ayrıca internette bazı aramalar yaptı. Aramalardan bazıları şunlardı. Bir insan nasıl boğulur? Birini öldürmek için şah damarına nasıl vurabilirsiniz? Onu öldürdüğü yere sprey boyayla şöyle bir yazı yazdı. Beni asla unutmamanı dilerim.
Savcılar daha sonra Google'da arattıklarında bunun bir diziden alıntı olduğunu öğrendiler. Şiddet içeren kitaplardan oluşan bir koleksiyonu vardı. Dosyalara göre Brandon, Bianca'nın öldürdüğü yerde müzikle çalıyordu. Test Driver adlı şarkıyı tekrar tekrar çaldı. Şarkı, ilişkiye diğer kişiden daha fazla bağlı olan bir kişi hakkındaydı. Brandon'ın duruşması 2020'nin başlarında başlayacaktı. Ancak başlamadan önce Brandon bazı itiraflarda bulundu ve savunmasını suçlu olarak değiştirdi. Mahkemede üzgün olduğunu söyledi. Üzgün olmanın yeterli olmadığını biliyorum. Yaptıklarımı geri alamayacağımı biliyorum. Bianca'nın ailesinin bir duruşmaya katılmasının ve mahkemede tüm ayrıntıları duymak zorunda kalmasının acısından kurtulmak istediklerini biliyordu. Yalnızca 5 ay sonra savunmasını değiştirmek istedi. Bir kez daha masum olduğunu iddia etmek istiyordu. Mahkemenin onun hakkında karar vermesi gerekiyordu. Brandon mahkemeye avukatının kendisine suçu kabul etmesi için baskı yaptığını aktardı. Ancak daha sonra fikrini değiştirmişti. Fikir değişikliğinin bir kısmı Brandon'ın halktan bazı üyelerden aldığı beklenmedik destekten kaynaklanmış olabilirdi. Ona destek veren bu grup incellerdi. Incel, kadınları cinsel açıdan cezbedemeyeceklerini düşünen, tipik olarak cinsel açıdan aktif kadınlara ve erkeklere karşı düşmanca görüşlerle ilişkilendirilen genç erkeklerden oluşan çevrim içi bir topluluk. İnseller uzun bir zamandır kendi tercihleri dışında herhangi bir cinsel aktivitede bulunmamış insanlardır. Bu nedenle bazılarında kadın nefreti vardır. Bianca gibi kadınların dikkatini çekmeye çalışırlar ve çoğu zaman başarısız olurlar. Onlar için Bianca gibiler ulaşılmaz ve çekici kadınlardır. Brandon'ın kendisi öyle olmasa bile o grup tarafından övülüyordu. Onlar reddedilmeyi sevmezlerdi. Bianca'nın bedeninin görüntüleri internette paylaşılmaya devam etti. Bir kesim olaydan Bianca'yı sorumlu tuttu. Çevrim içi etkinliği ve takipçileriyle flört etme sebebiyle onun olaydan sorumlu olduğuna inanıyorlardı. Davanın yargıcı olan Dyer, Brandon'a suçunu itiraf etme isteğini sordu. Yargıç şöyle diyordu. İlk günlerde aileye ve onlara yaşattığınız acıya odaklanmış gibiydiniz. Ve bu anlarda bir yerlerde kendinize odaklanmaya başladınız. Herkesin kafasını karıştıran da bu oldu. Bianca'dan daha çok kendin için endişeleniyordu. Mahkeme, Brandon'ın suçunu itiraf etmesinin geçerli olduğuna karar verdi. Bu sebeple ona 25 yıl ceza verdi. Brandon duruşmada şunları söyledi. Yaptıklarımdan dolayı kendimden nefret ediyorum. Herkese bunu yaşattığımdan dolayı üzgünüm. Bianca'ya bu durumu yaşattığımdan dolayı çok üzgünüm. Keşke ondan özür dileyebilseydim. Sadece özür dileyip, kusura bakma deyip olanları geri alabilseydim. Bianca'nın ailesi adalet için savaşmaya devam ediyor. Bianca esasının çıkarılacağını umuyorlar. Bu, sosyal medya şirketlerine platformlarında yayınlanmasına veya kalmasına izin verdikleri şiddet içeren veya sansür olmayan içerikten sorumlu tutacak bir yasa tasarısı. Bianca'nın ailesi zaten en karanlık günlerine katlanmak zorunda oldukları bir dönemde bu tür paylaşımların sebep olduğu dehşete ve hayal edilemez sıkıntıya ilk elden tanık oldu. Bianca'nın bedeninin fotoğrafları Facebook, Instagram ve Twitter'da yayınlandı. Annesi Kim bütün sosyal medya platformlarından onun görüntülerinin kaldırılmasını talep etti. Ancak bu uzun bir süreçti ve bazıları 2 haftaya kadar çevrim içi kaldı. He was one of Illinois' most notorious killers, but just how notorious we don't know. It was a 1982 ile 1984 yılları arasında Amerika'daki genç erkekler kayboluyor, günler sonra otoyol kenarında ölü bulunuyorlardı. Kurbanların sayısı hızla arttı, sonunda bütün bu suçların bağlantılı olup olmadığı anlaşılmaz bir hale geldi. Erkeklerin çoğu LGBT üyeleriydi. Bir seri katilin onları hedef aldığı korkusuyla yüksek alarma geçtiler. Bu çarpık bir cinayet, adalete giden bir yol ve de sorunlu bir adamın hikayesi. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.
İyi seyirler. Ekim 1982'de Point, Indiana'da yaşayan 21 yaşında bir adam bir arabaya bindi. Arabanın içerisinde uyuşturuldu, dövüldü, kırsal bir alanda ölüme terk edildi. Genç adam mucize bir şekilde hayatta kaldı. Bu olaydan 11 gün sonra 19 yaşındaki Stephen Crockett'ın cansız bedeni Indiana sınırı yakınındaki Illinois'un bir ilçesinde bulundu. Stephen 20'den fazla kez bıçaklanmıştı. Otopsi onun bedeninde yasaklı madde ve alkol olduğunu gösteriyordu. Stephen 1960'ların başında Chicago'da dünyaya gelmişti. Para karşılığı erkeklerle ilişki yaşadığı biliniyordu. Medya bu yüzden onunla alay etti. Onu küçümsedi. Bir hafta sonra 26 yaşındaki Edgar, Illinois'da bir anda kayboldu. Onun kalıntıları 1983'ün Mart ayına kadar bulunamayacaktı. 83'ün Mart ayında kalıntıları bir arazide bulundu. Günler sonra 25 yaşındaki John Johnson, Chicago bölgesinde kayboldu. Haftalar sonra bir gölde ölü bulundu. Ondan aylar önce, 1982'nin sonbaharında 19 yaşındaki William Lewis, Indiana yakınlarında kaçırıldı. Onun kalıntıları neredeyse 40 yıl sonra adli şecere kullanılarak belirlenecekti. Kurbanların hepsi genç, eşcinsel erkeklerdi. Pantolonları indirilmiş, bağlanmış bir halde bulunmuşlardı. Terre Haute, Indiana'da yaşayan 23 yaşındaki Stephen, 82'nin son günlerinde kaçırıldı. Onun cansız bedeni 28 Aralık'ta Indiana'daki ormanlık bir alanda bulundu. Stephen'ın öldürülmesi, karnı deşilmiş bir halde bulunmuş olması özellikle acımasızcaydı. Yakındaki bir ek binada dedektifler kan ve insan etinden oluşan boz renkli bir alan keşfettiler. Otopsi yapan doktor öfke seviyesinin birden fazla katile işaret ettiğine inanıyordu. Yani bu eşcinsel erkekleri öldüren birden fazla fail mi vardı? Doktor Stephen'ı incelerken hastaneye başka bir ceset getirildi. Ölen isim 21 yaşındaki John Roach'tu. John, Indiana'da yaşayan 70. otoyolun yakınında ölü bulunan bir insandı. Onda da benzer yaralar vardı. Her iki cesette eyaletler arası yolda yakın yerde bulunduklarından dolayı yetkililer cinayetler arasında bir bağlantı kurabilirdi. Aslında otoyolun yakınlarında çok sayıda genç adam bulunmuştu. Polis departmanları birçok genç erkeğin ölümü esnasında kesin bir bağlantı kuramamış olsa da eşcinsel topluluğu kendilerini bu failden korumaya çalışıyorlardı. 82'nin son günlerinde 7. kurban kaçırıldı. İsmi David Block'tu. 22 yaşındaydı. Illinois Highland Park'ta bir anda kaybolmuştu. Ailesi onun bu mevkide bir arkadaşını ziyarete gideceğini biliyordu. Ancak cesedi yıllar sonra 7 Mayıs 1984'te bir otoyol yakınlarındaki tarlada bulundu. 7 kurban yalnızca bir başlangıçtı. 1983 yılı çok daha fazla ölüm getirecekti. 83'ün ilk günlerinde 16 yaşındaki Irwin, Lake County, Illinois'da kaçırıldı ve öldürüldü. Onun cansız bedeni 15 Nisan'a kadar bulunamayacaktı. O da bıçaklanarak öldürülmüş bir köpeğin yanında bulunmuştu. 9 Mayıs'ta 21 yaşındaki Daniel, Indiana'da bir otoyol yakınlarındaki arazide ölü bulundu. Daniel bağlanmış, dövülmüş, bıçaklanmış ve karnı kısmen deşilmişti. Pantolonu da diğer kurbanlar gibi ayak bileklerinin çevresindeydi. Ondan 9 gün sonra 25 yaşındaki Richard, Effingham, Illinois'da öldürüldü. Cesedi 83'ün son günlerinde bir dereye atılmış bir halde bulundu. Bu anlarda ekipler suçları ilişkilendirmeye başlamış, gay bar ve kulüplerini izlemeye koyulmuşlardı. Daha fazla kurban bulunmadan cinayet çılgınlığını çözmeyi umuyorlardı. Eşcinsel insanlar bir gazeteye ilanlar vererek fail hakkında bilgi verenlere ödül vereceklerini söylüyorlardı. İhbarlar için isimsiz bir telefon hattı kuruldu. Son olarak kolluk kuvvetleri tarafından katil veya katilleri yakalamak için Orta Indiana'da çok kurumlu bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Görev gücü oluşturulduktan sonra dedektifler veri tabanlarını kullanarak diğer bölgelerdeki cinayetler arasında bağlantı kurmaya çalışıyorlardı. Bu kolluk tarihinde bu dönemde nispeten yeniydi. Kısa bir zaman sonra 29 yaşındaki Jay Reynolds'ın cansız bedeniyle bir bağlantı bulundu. Jay, Kentucky'de bulunmuştu. 18 yaşındaki Jim Roberts, 83'ün Mayıs'ında Chicago yakınlarında bulundu. 35 kez bıçaklanmıştı. 83'ün Haziran ayında umut verici görünen bir ihbar geldi. Bir adam, Illinois ve Indiana'da
eşcinsel erkekleri avlayan katilin Larry olduğunu inandığını anlattı. Tam adı Larry Ayler'dı. Ayler'ın 70'lerin sonunda bir otostopçuyu bıçaklanmaktan suçlandığı biliniyordu. Ayrıca Larry sık sık şiddet yanlısı olduğunu gösteren, insanları esaret altında tutmaktan hoşlandığını, cinsellikten utandığını söyleyen eşcinsel bir adam olarak biliniyordu. Larry, Terre Haute bölgesinde yaşıyordu. Eyaletler arası yakındaki bir içki dükkanında çalışıyordu. Onu ihbar eden isim, Larry'nin 14 yaşındaki bir çocuğa ilaç verip onu kaçırdığını, ormanda çıplak bir halde onu terk ettiğini bildirdi. 70'lerin sonlarında Crank Long adındaki genç bir adam göğsünden bıçaklanmıştı. Sağlık görevlileri onun hayatını kurtarmayı başardı. Crank kendine geldi ve de ona bunu yapanın tarifini vermeyi başardı. Crank bir erkeğin kendisine birliktelik teklif ettiğini anlattı. Ancak onunla buluştuğunda adam ona saldırmış, şiddete başvurmuş ve Crank'i bıçaklamıştı. Crank o anlarda ölmüş gibi davrandı. Saldırgan gittikten sonra yardım almak için yakındaki bir çiftlik evine sürünerek gitti. Sağlık görevlilerin müdahalesi esnasında Larry Ayler adındaki bir adam olay yerine geldi. Crank'i bıçakladığını itiraf etti ancak bunun bir kaza olduğunu söylüyordu. Larry'nin arabasının içerisinde bir kılıç, göz yaşartıcı gaz ve kelepçeler vardı. Larry Ayler 1978'de tutuklandı ve hapse atılması gerekiyordu. Ancak avukatları Crank'e Larry aleyhinde verdiği ifadeyi geri çekmesi karşılığında $2,500 teklif etti. Crank bu teklifi kabul etti. Larry yalnızca $40 para cezasıyla bu işten kurtuldu. Bu nasıl olabilirdi? FBI henüz kimliği belirlenemeyen katilin profilini çıkarmaya çalışıyordu. Onların profiline göre katil 20'li yaşlarının sonunda veya 30'lu yaşların başında sıradan bir meslekte çalışan beyaz bir erkekti. Profil, katilin dış görünüşünün sert olduğunu ancak diğer erkeklere olan cinsel çekiciliği sebebiyle içten içe kendisinden nefret ettiğini öne sürüyordu. FBI, katilin kendisini eşcinsellerden nefret eden bir adam olarak tanıtacağına inanıyordu. Çıkarılan profil ayrıca daha yaşlı ve daha zeki bir erkeğin muhtemelen cinayetlerin en az 5'inde suç ortağı olduğunu düşündürtüyordu. FBI'ın profili, görev gücünün baş şüphelisi olan Larry Ayler'kine benziyordu. Ancak tutuklama için kanıt gerekiyordu. Yetkililer Larry Ayler'ı takip ediyor, Chicago bölgesindeki gay barlarda gezinirken onun her hareketini izliyorlardı. Ancak bu noktada cinayetler durmuyordu. 83'ün yazında Gustavo'nun bedeni Illinois'un yakınlarındaki bir kırsalda bulundu. Kurban defalarca kez karnından bıçaklanmıştı. 8 hafta sonra 28 yaşındaki Ralph Illinois'da 60. otoyolun yakınlarında ölü bir halde bulundu. Ralph 17 kez bıçaklanmıştı. Karnı kısmen deşilmişti. Artık o bölgede yaşayan otoyol katili olarak bilinen seri bir katilin varlığı herkesce kabul edilmişti. 1983'ün sonbaharında Larry Ayler rutin bir trafik kontrolü esnasında Indiana'daki bir otoyolda kenara çekildi. Yanında genç bir otostopçu vardı. Larry bu erkeğe cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Aracı onun rızası olmadan arandı, memurlar ona tutuklandığını bildirmediler. Ekipler aracın içerisinde ip ve diğer şüpheli eşyalar keşfettiler. Bu anlarda mahkeme kararı olmadan Larry'nin aracına el koyuldu. Görev gücü zaten aradıkları seri katil olduğundan şüphelendikleri Larry'yi sorgulamaya gelmişlerdi. Eğer onlarla cinselliği hakkında konuşmayı reddederse veya herhangi bir cinayet işlediğini reddederse durum daha da kızışacaktı. Bu anlarda dedektiflerin aracını aramasına, parmak izleri almasına Larry izin verdi. Yalan makinesi testine girmeyi bile gönüllü olarak kabul etti. Ekipler kamyonun içerisinde bıçak, halat, çekiç, kelepçe, sopa, tokmak ve ameliyat bandı buldu. Larry Ayler'ın botları Ralph'in cinayet mahallinden alınan alçı kaplarıyla ayakkabı izleriyle eşleşiyordu. Ayrıca bıçaklardan birinde insan kanı da vardı. Dedektifler henüz onu resmi olarak tutuklayamadıklarından dolayı Larry Ayler aracıyla beraber karakolu terk etti. Ancak deliller Larry Ayler'ın oda arkadaşıyla paylaştığı ev için arama emri çıkarmak adına yeterliydi. Larry, Indiana Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Robert adındaki bir adamla aynı evde yaşıyordu. Ekipler hemen eve gittiler. Evin içerisinde Larry Ayler'ı birçok suç mahalline yakın olduğunu gösteren makbuzlar vardı. Telefon kayıtları
Larry Ehler'ın hemen hemen her gün geç saatlerde Chicago bölgesinde bazı kurbanların olduğu yerlerde gezindiğini gösteriyordu. Bu aramalardan bir tanesi 8 Nisan'da ilçe hastanesinden geldi. Bu da Gustavo'nun öldürüldüğü gündü. Larry elindeki kesik sebebiyle ilçe hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorlara kendisini bira şişesiyle kestiğini anlattı. Raporlar Larry'nin bir sonraki gün kelepçe ve bıçak satın aldığını gösteriyordu. Görev gücü Larry Ehler'ın zamanını Robert ve John Dobrowski'nin zaman çizelgesiyle eşleşiyordu. John evli bir adamdı. Çocuğu ve karısı vardı. John ve Larry Ehler ilişki yaşıyordu. John'un eşi John ve Larry'nin ilişkisine karşı anlayışlı ve hoşgörülüydü. Larry ve John arasındaki kavgalarla kurbanların kaçırılmaları arasında bir detay var gibi görünüyordu. 83'ün sonbaharında Larry serbest bırakıldıktan sonra Chicago'dan bir avukat tuttu. Hem şerif ofisine hem de eyalet polisine taciz ve medeni hak ihlalleri sebebiyle davalar açtı. $250,000 tazminat talep etti. 4 Ekim 1983'te mantar avcıları Wisconsin'deki bir kırsalda plastik bir torbanın içerisinde bir insan gövdesi keşfettiler. Kurbanın kimliği yalnızca bir hafta önce kaybolan 18 yaşındaki Eric Hansen'dı. Eric'in kafatası ve elleri asla bulunamadı. Böylesine ağır parçalara ayrılmış olan kurbanlardan ilki oydu. 2 hafta sonra Indiana'daki bir kırsalda 4 kurbanın daha çürümüş kalıntıları keşfedildi. Bu kurbanlar yalnızca birkaç aydır ölüydü. Kısmen gömülmüşlerdi. Dördü de onlarca kez bıçaklanmış, pantolonları ayak bileklerine kadar indirilmişti. 29 Ekim 1983'te Larry Ehler resmen cinayetle suçlandı, kefaleti $1 milyon olarak belirlendi. Kurbanlardan Robert'ın evinde yapılan bir başka aramada Larry'yi bu cinayetle ilişkilendirebilen herhangi bir kanıt bulunamadı. 83'ün son günlerinde yapılan bir delil duruşmasında ekipler Larry Ehler'ı trafiğin durmasının ardından gözaltına aldıklarını, herhangi bir geçerli sebep olmaksızın aracını aradıklarını anlattılar. 83'ün son ayında bir avcı otoyol yakınlarındaki bir alanda bir ceset keşfetti. Bu kurbanın kimliği 17 yaşındaki Richard Wayne'di. 83'ün Mart ayında Indiana'dan dönerken kaybolmuştu. Yakınlarda kimliği belirsiz bir erkek kurban daha vardı. Larry Ehler cezaevinde kaldı. Savunmanın, Larry'nin anayasal haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle davadaki diğer delillerin kaldırılmasına yönelik taleplerinin sonucunu beklemeye koyuldular. Bu davayı kazandılar ve de 6 Şubat 1984'te Larry Ehler serbest kaldı. Serbest kaldıktan 4 hafta sonra Larry Ehler Chicago'ya taşındı. Hem Indiana'da hem de Illinois'daki ekipler Larry Ehler'ın teknik bir sebepten dolayı serbest kalan tehlikeli bir katil olduğunu biliyorlardı. 84'ün yazında bir kapıcı çöp konteynerında tuhaf bir şekilde duran bir torba buldu. Torbayı çıkardı, onu hafifçe araladı ve de içinde kopmuş bir insan bacağı olduğunu gördü. Ekipler hemen oraya çağrıldılar. Kalıntılar Daniel adındaki başka bir kurbana aitti. Daniel yalnızca 16 yaşındaydı. Ailesinin 3 çocuğunun en küçüğüydü. Daniel, önceki kurbanlardan biri olan Irvin'la yakın bir dosttu. Bir keresinde bir muhabire, Larry Ehler'ın gerçek bir ucube olduğunu anlatmıştı. Daniel Bridges, 84'ün Ağustos ayında Larry Ehler tarafından kaçırıldı. Bir sandalyeye bağlandı, dövüldü, işkence gördü ve bıçaklanarak öldürüldü. Larry daha sonra çocuğu banyosunda parçalara ayırdı. Kalıntılarını çöp torbalarına koydu. Görgü tanıkları Larry Ehler'ın o sabahın erken saatlerinde çöp poşetlerini çöp kutusuna attığını görmüşlerdi. Larry'nin evinde yapılan bir aramada Daniel'a ait olduğu doğrulanmış olan çok miktarda kan bulundu. Dairede Daniel'ın kıyafetleri de vardı. Çöp torbaların üzerinde Larry Ehler'ın parmak izleri bulunuyordu. 22 Ağustos'ta Larry Ehler Daniel'ı öldürmekten tutuklandı. Larry cinayeti işlediğini reddediyordu. Kendi çöpünü çöp kutusuna atmasından dolayı tesadüfen çantaların üzerinde parmak izlerinin olduğunu söyledi. Illinois eyaleti Larry Ehler'a karşı ölüm cezası planlıyordu. Aynı zamanda onu adam kaçırma, yasa dışı tutsak etme, cesedi gizleme suçlarıyla da suçlayacaklardı. Peki Larry Ehler kimdi? Larry Ehler 1952'de Indiana'da dünyaya gelmişti. 4 çocuğun en küçüğüydü. Anne ve babası o henüz yürümeye bile başlamamışken boşandılar. Babası
gelecekteki 3 üvey babası gibi istismarcı bir alkolik. Hatta üvey babalarından birisi Larry'nin başını sıcak suyun altında tutarak sık sık onu disipline etmeye çalışıyordu. Annesi ise fabrikalarda çalışıyor, garsonluk yapıyor, evlatlarına bakıyordu. Zaman zaman Larry ve kız kardeşi koruyucu aileye verildi. Ama daha sonra anneleriyle yeniden bir araya geldiler. Larry Ayler zorunlu bir yetiştirilme tarzına sahipti. Sık sık zorbalığa maruz kalıyordu. Aylar sonra başka bir aileye verildi. Larry yıkılmış bir haldeydi. Annesine onu eve geri getirmesi için yalvarıyordu. Annesi sonunda bunu kabul etti. Larry ortalama zekaya sahipti. Okulda pek başarılı olamadı. Sonunda okulu bıraktı. Sınavları geçemedi. Ardından belirli aralıklarla üniversiteye gitti ama diploma alamadı. Larry terk edilme ve kendi cinselliğini kabul etme korkusuyla mücadele ediyor. Muhafazakar ve dindar bir ailede büyüyen Larry, eşcinsel bir erkek olarak büyük bir utanç hissediyordu. Larry Ayler'ın davası 86'nın yazında Illinois'da başladı. Sevgilisi John Dobrowski, kurbanlardan birinin kaybolduğu gece Larry'e 3 kez telefon ettiğini belirterek iddia makamı adına ifade verdi. Larry'nin ona sabah 3 civarında kurbanlardan biriyle beraber olduğunu söylediğini iddia etti. John, Larry'e geleceğini söylediğini ama Larry'nin bunu kabul etmediğini, onun yerine eve geldiğini anlattı. Larry eve geldiğinde onunla ilgilenmedi. Duşunu aldı ve yatağına gitti. Bu anlarda John'a yakın bir zamanda cinsel aktivitede bulunduğunu söyledi. John'un evine gelmeden önce zaten bir kurbanıyla beraber olmuş ve onu öldürmüştü. Larry Ayler aleyhindeki deliller oldukça fazlaydı. Cinayet davasındaki jüri 3 saat boyunca müzakere etti ve sonunda Larry'i suçlu buldu. Larry adam kaçırma, kısıtlama ve cinayetten suçlu bulundu. Karar ona okunduğunda Larry herhangi bir duygu göstermedi. Ceza duruşmasında Larry'nin annesi, ablası, üvey babası ve bir Katolik papaz onun lehinde ifade verdiler. Larry, annesinin sayısız kocasının tacizine maruz kalan iyi bir adam olarak tasvir ettiler. Savunma, ikinci derece delillerin ölüm cezası verilmesi için yeterli olmadığını iddia etti. Ancak jüri, Daniel'ın cinayetinin vahşetini ve iğrenç doğasını gerekçe göstererek onlarla aynı fikirde olmadığını söylüyordu. Günün sonunda Larry Ayler idam cezasına çarptırıldı. 88'de Larry Ayler mahkumiyetine itiraz etti. Daniel'ı öldüren katilin Robert olduğunu iddia ediyordu. İtirazı reddedildi ve infaz tarihi belirlendi. Bu andan sonra Catlin adındaki bir avukat Larry Ayler'ı savunmayı kabul etti. Catlin, 13 yaşındaki kızı kaçıran, onu istismar eden ve öldüren Kevin Fox'la dahil olmak üzere birçok katili savunan bir avukattı. Larry Ayler, Indiana'da infazını beklerken Stephen Egan cinayetiyle suçlandı. Larry, bu cinayetteki suçunu itiraf etti. Ama Robert'ın cinayette suç ortağı olduğu konusunda ısrar ediyordu. 1990'ın son günlerinde Larry Ayler, 17 sayfalık bir itirafta bulundu. Stephen cinayetini kabul etti ve de 60 yıl ceza yedi. Aynı günlerde Robert tutuklandı ama delil yetersizliğinden serbest kaldı. Stephen'ın cinayetiyle alakalı duruşmaların ardından Catlin, kolluk kuvvetlerine bir teklifte bulundu. Larry Ayler, 20'den fazla açık cinayet davasını itiraf edecek davalar kapanacaktı. Peki Larry bunun karşılığında ne alacaktı? Catlin, itirafların karşılığında ölüm cezasının masadan kaldırılmasını, onun yerine müebbet cezasının istenmesini talep etti. Pek çok yargı bölgesi itirafları almaya istekliydi. Ancak bir ilçe savcısı Larry'nin hayatını bağışlayacak bir anlaşma yapmayı reddediyordu. Larry Ayler 1994'te cezaevinde idam sırasını beklerken öldü. Ölüm sebebi AIDS sebebiyle karmaşık olarak belirlendi. Catlin, Larry'nin ölümünün ardından bir basın toplantısı düzenledi. Müvekkili yani Larry ölümünden sonra avukatına işlediği cinayetleri açıklama izni vermişti. Larry 20'den fazla cinayeti itiraf etti. Bazılarını ismen tanıyordu. Bazılarını ise yalnızca suçların ayrıntılarıyla tanıyordu. Avukatının yasal olarak ölümüne kadar gizli tutmak zorunda kaldığı Larry'nin yazılı itirafları yalnızca katilin bilebileceği ayrıntılar içeriyordu. Larry Ayler 82 ile 84 yılları arasında en az 21 genç erkeği öldürmüştü. Larry'nin bilinen kurbanları arasında Stephen Crockett, Edgar, John Johnson, William Lewis, Stephen, John Roach, David, Irwin, John Borlut ve Michael gibi isimler yer alıyordu. Kurbanların çoğu
eşcinsel faaliyetlerde bulunan genç beyaz erkeklerdi. En az birisi İspanyol, ikisi siyahiydi. 94'te Daniel'ın ebeveynleri oğullarının cinayetinden sorumlu olduğuna inandıkları Robert'a dava açtı. Aile haksız ölümden 1 milyon dolar kazanmayı umuyordu. Aile Larry'nin avukatı Catlin tarafından temsil edildi. Ama davayı kazanamadılar. Larry Ayler'ın kurbanlarının çoğunun kimliği belirlenemedi. Uzmanlar cinayetlerden 40 yıl sonra bile bilinmeyen kurbanları tespit etmek için adli şecereyi kullandılar. Son kurbanın kimliği aylar önce belirlendi. Adı Keith Beeps'ti. Yine Michael Bauer ve John Bartlett'ın kimlikleri de aynı teknoloji sayesinde belirlendi. Larry, mental sorunlar yaşayan hasta bir adamdı. Ancak onu temsil eden, itiraf ettiği cinayetlere rağmen onun yanında duran avukatı ise son derece sağlıklıydı.